Edelim. Alkollü sürücünün çarptığı Gökhan Alkan 2 yıldır bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veriyor. Hiç tutuklanmayan şüpheli hakkında daha iddianame bile yazılmadı. Alkan'ın ailesi adalet arayışında. 2 yıl önce kaza geçirdi. Bitkisel hayata girdi. Aracına çarpan zanlı hakkında daha iddianame bile hazırlanmadı. 3 çocuk babası Gökhan Alkan ve ailesinin hayatı alkollü sürücünün çarpmasıyla karardı. Çok çok böyle cıvıl cıvıl bir insandı. Bazen böyle bakıyorum, gerçekten inanamıyorum. Kaza 3 Mayıs 2022'de İstanbul Pendik'te yaşandı. 43 yaşındaki Gökhan Alkan'ın aracına Doğan Aydemir'in yönetimindeki otomobil çarptı. Aydemir olay yerinden kaçtı. 3 saat sonra da polise teslim oldu. Alkollü olduğu raporlara yansıdı. Şüpheli Doğan Aydemir aracın sağ ön kısmıyla müvekkilin sol arka kısmına çarparak kendisini bariyerlere sıkıştırıyor. 2 yılı aşkın süredir fel şekilde biz sağlık kurulu raporu aldık hastaneden. %100 mağluliyeti var diye. Bunu savcılık dosyasına ekledik, adli tıptan rapor talep ettik. 2 sene sonra en nihayetinde adli tıp raporu düzenlendi. En kısa sürede biz kovuşturma aşamasına geçirerek şüphelinin ceza almasını için elimizden geleni yapacağız. Aslıhan Alkan çocuklarıyla birlikte eşi için adalet arayışında. Tutuksuz yargılanacak şüpheli hakkında ceza davası daha başlamadı. Ancak tazminat davası sürüyor. 2 yıldır bu insan normal hayatına devam ediyor. Ama biz devam edemiyoruz. Benim eşimin geçirdiği trafik kazası, kaza demeye ben gönlüm razı olmuyor. Kaza değil. Çünkü neden? Alkollü, hızlı. Yani bunlar birebir artık çağırıyor, kazayı çağıran şeyler. Ama inşallah adalet yerini bulur. Bizim de en azından biraz içimiz soğur.